yıl önceki kaydı göndermişler. 3,5 yıl önceki kayıtta da ben bayağı gençmişim. Herkes çok gençmiş. Gerçekten zaman çabuk geçiyor. Ben çok zamanınızı almayacağım ama çok yeni üyemiz var. Daha sonradan Tomorrow Meetings'e katılacak arkadaşlarımız var. Biliyorsunuz kayıt alıyoruz ki bunları daha sonra YouTube'a koyuyoruz. Herkes yararlansın diye. Bugün çok kıymetli bir konu işleyeceğiz ama ondan önce belki nasıl bir derneğe üye olduğumuzu, bundan sonraki süreçte nereye gideceğimizi kısaca bir özetlemek isterim. Çünkü çok yeni arkadaşımız var. İşte Seçil hocamı görüyorum, Sezer Bey'i görüyorum, Selin Hanım'ı görüyorum, Binnaz Hanım'ı görüyorum. Birçok arkadaşımız yeni. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'de yapay zeka konusunda tekiz zaten. Bu konuda herkes artık kabullenmiş durumda. Onu artık tartışmıyoruz. Bunun birçok parametresi var. Ama biz biliyorsunuz 11 kişiyle yola çıktık. Üyelik görüşmelerinde birçok kişiyi elememize rağmen şu anda sayımız 348. Yani bir kere onu vurgulamak istedim. Yapay zeka çalışan ve çalışmak isteyen 348 tane üyeye sahibiz. Ha şimdi Seçil Hanım diyecek ki niye şu an 30-40 kişiyiz online Tomorrow Meetings'te? Herkesin ilgilendiği konu farklı. Herkesin sorumlulukları farklı. Herkes belki de yapay zeka konusunda bilgi sahibi olmak istemeyebilir. Ama şu anda AYPA'nın 348 tane üyesi var. Ve gerçekten ben hep konuşmamda söylüyorum. Moralim bozulduğu zaman ilk başta üye listesine bakıyorum. Gerçekten Türkiye'nin en entelektüel ekibiyiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ve yola çıktığımız zaman yaptığımız araştırmalarda toplumun sadece %5'i yapay zekayı doğru tanımlayabildiği için ilk 3 yıl faz 1 diye nitelendirdiğimiz ilk başta toplumun bilgi birikimini arttıracağız diye bir hedef koyduk. Ve şu an Tomorrow Meetings'te karşınızdayız. 76. Tomorrow Meetings arkadaşlar. 76 bir sayıdan ibaret değil, hep söylüyorum. 76 tane Tomorrow Meetings. Coşkun Hocam bunun kıymetini daha iyi bilir. Yani 76 tane konu başlığı işlemişiz. Yaklaşık 350'den fazla konuk ağırlamışız arkadaşlar. Yani AYPA üyeleri yapay zeka konusunda bilgi birikimini arttırmak istiyorlarsa, network'ünü genişletmek istiyorlarsa 76 tane konuyu en azından girişini öğrenmiş, 350'den fazla yerli ve yabancı konuk öğrenmiş. Konukla tanışmış oluyorlar. Tomorrow Meetings bizim en önemli markalarımızdan bir tanesi. Ve gideceğiz. Yüzü göreceğiz, iki yüzü göreceğiz. Yapay zekayı hepimiz tam anlamıyla öğrenip hayatımızın merkezine alana kadar gideceğiz. O yüzden 76, haftaya 77, sonra 78, 79, yıl sonuna kadar 79'u planladık arkadaşlar. O yüzden ne kadar çok katılırsanız Tomorrow Meetings'e o kadar bilgi birikimimiz artar ve bu ekosistemde insan tanırsınız. Evet, podcast serisine başladık. Eğer burada podcast sayfamızı takip etmeyen varsa gerçekten üzülürüz. Çünkü çok büyük bir emek var. Bu işin mutfağında çalışan arkadaşlar var. Belki biz podcast arabayla giderken dinliyoruz ama onun bir arka planı var. Orada çok ciddi bir efor var. İrem'i görüyorum. Tekrar kendisine teşekkür edeyim buradan, podcast'in mimarı diyebiliriz. Biz yönetim kurulu toplantılarda konuşurken 2 yıl önce ya acaba başlasak mı, başlamasak mı, devam ettirebilir miyiz diye kaygıya düşmüştük. Ve şu anda arkadaşlar önümüzdeki hafta 70. yayınımız yayınlanıyor. Yine AYPA üyesiyseniz, yapay zeka gönül verdiyseniz podcast'imizi dinleyerek 70'ten fazla yerli yabancı konuğu takip edip konu başlığını öğrenebiliyorsunuz. O yüzden AYPA Tomorrow Meetings'te 200'ü göreceğiz, 300'ü göreceğiz. Tomorrow Talks'a da gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Bu arada Tomorrow Talks bir marka olma yolunda ilerliyor. Çok büyük, çok uluslu firmalar Tomorrow Talks'a sponsor olmak istediklerini de yeni yeni bize bildiriyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz. Bizim için gençler çok önemli. AYPA Akademi'yi başlattık biliyorsunuz. 20 tane öğrenciyi yetiştirdik. 11'ini istihdama kattık arkadaşlar. Şu dönemde ve yarın eğitim komisyonu toplantısı var bildiğim kadarıyla. AYPA'da her gün toplantı olduğu için ben artık karıştırıyorum. Siber Güvenlik Akademisi'ne başlıyoruz. 150 tane öğrenci yetiştireceğiz. O yüzden AYPA Akademi bizler için çok çok kıymetli. Biliyorsunuz akademik olarak derneğimiz çok güçlü.
3,5 yıl içerisinde 4 kitap çıkarttık arkadaşlar. Üçüncüyü paylaştık ama dördüncü de bu cuma çıkıyor. Yani bizi yayın evi zannedecekler muhtemelen. 4 kitap çıktı arkadaşlar. Bir tanesi İngilizce. Ve birçok üyemiz de kitap bölümü yazarak hem derneğimize katkı sağlamış oldu bölüm olarak hem de kendi hayatlarına katkı sağlamış oldu. 5. ve 6. kitap çalışmalarına başlıyoruz. O yüzden akademik olarak da Türkiye'de alanında ilk ve tekiz. Hangi dernek 3,5 yılda 4 kitap çıkartmıştır? Ama bizim bir hedefimiz var. AYPA bir hedef koyarak bir yola çıktı. 2027'nin sonunda raflarda 10 tane kitabımız olacak. Bunu zaten 3,5 yılda 4 tanesini çıkartarak hedefimizde iddialı olduğunu gösterdik. Ve AYPA'nın bir journal'ı var. Önümüzdeki hafta ilk yayınını yapacak ve journal'da da akademik camiaya damga vurmayı devam ettirmeyi planlıyoruz. AYPA bir think tank model olarak kuruldu sevgili arkadaşlar. Think tankler vardır dünyada birçok yerde hepiniz bilirsiniz. En önemli görevi de rapor açıklamaktır. Kamuoyunun nabzını tutmaktır. İşte bugün 8. araştırma raporumuzu sağ olsun Volkan Bey başkan yardımcımız kuantum araştırmanın da sahibi raporumuzu bugün sizlerle paylaşacağız. Zaten basında çok büyük bir yer teşkil etti. Ve bu araştırmalar bu arada birçok akademisyen de görüyorum aramızda. Onların yaptığı araştırmalar da çok kıymetli. Ama bu araştırmalar bir üniversitede yapılan 100 örneklem araştırmalar değil. Türkiye örneklemini teşkil eden yaklaşık 1200 örneklem yapılan çok ama çok kapsamlı araştırmalar. O yüzden Türkiye'nin nabzını da bu şekilde tutmuş oluyoruz. Arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz sadece Kasım ayında AYPA Londra'daydı. Sonra Portekiz Lizbon'da Web Summit'teydi. Daha sonra Var mı dünyanın en büyük ülkelerinden birisi olarak adayı? Hasan böyle hep araya girer kıskançlıktan. Sesini kapattı şimdi. Bakü COP'da AYPA Yapay Zeka ve İklim Değişikliği paneli düzenledi. Bunu niye vurguluyorum arkadaşlar? Biz bu derneği sadece Türkiye'de bir numara olmak için değil, dünyada ilk beşe girmek için kurduk. Şu ana kadar 9 yurt dışı seyahati gerçekleştirmişiz. Amerika CES, Dubai CITEX, London Tech Week, artık ülkeleri sayamıyorum. Ve bizim bir idealimiz var. AI Tomorrow Summit'i dünya markası yapmak. Zaten hepinizin çoğu AI Tomorrow Summit'ten sonra aramıza katıldınız. İşte geçen Londra'daydık. Şubat sonu Brüksel'e gidiyoruz. Nisan'da Helsinki'ye gidiyoruz. Washington, Pekin hepsini gezeceğiz. O yüzden yurt dışı ziyaretlerine katılmak da çok çok önemli. Politika belgeleri çıkartıyoruz ve Anadolu buluşmaları düzenleyerek Türkiye'yi geziyoruz. Çok fazla sözü uzatmayayım. Coşkun Hocam kızıyor sonra bana. Ya başkan hep sen konuşuyorsun diye. Ben sadece bir hatırlatayım. Çünkü YouTube'da da bunlar tekrardan dinleniyor. Türkiye'nin en güçlü derneğine üyesiniz. Eksiklerimiz illaki var. Çoğunuz birbirini tanımıyorsunuz yeni üye olduğunuz için. Tanıdıkça bu gücü daha çok hissedeceksiniz. 2025 yılında da çok çok özel, bizi dünyada ilk 5'e girme hedefine ulaştıracak projelerimiz var. Sadece bir tanesini söyleyeyim. Buradan kayıtlara geçsin. AYPA dünyadaki bütün yapay zeka derneklerini bir araya topluyor arkadaşlar. Ben sadece bu kadar söylemiş olayım. Biraz da sosyal faaliyetlerimizde bir araya gelsin, biraz daha insanlar birbirini tanısın diye de ocağın ilk haftası AYPA App projemizde artık üyelerimiz app'i indirerek kim ne iş yapıyor, hangi akademik çalışmaları var daha birbirimize yakınlaşacağız ve bu yakınlaşmada bize başarıyı getirecek. Ben sözü sahiplerine bırakıyorum. Volkan Bey derneğin başkan yardımcısıdır. Derneğin çok önemli bir ismidir. Dernekte çok emeği vardır. Maddi manevi. Gerçekten emekleri ödenmez. Sivil toplum vakit ve nakit işidir. Özellikle yönetim kurulundaki çoğu arkadaşımız vaktini ve nakdini buraya çok fazla efor sarf ederek harcıyor. Volkan Bey tekrar teşekkür ederiz size. Coşkun Ben Hocam teşekkür ederim. bizim en kıymetli ismimiz, göz bebeğimiz. Güzel İzmir'e de buradan tekrar selam göndermiş olalım. Coşkun Hocam biz neredeyse kendisi orada. Londra'da Coşkun Hocam var. Lefkoşa'ya gittik. Coşkun Hocam var. Gerçekten Coşkun Hocam bizim için bir tane. Onun tecrübesi bizlere yol gösteriyor. Coşkun Hocam bizlere yol göstermeye hep devam edin. Teşekkür ederiz. Siz de iyi ki geldiniz. Bu arada Coşkun Hocam eski BDDK ve Merkez Bankası yöneticisi.
O raporu Coşkun Hoca'dan dinlemek çok çok önemli. Hocam tekrar teşekkür ederiz size de. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Sizler de vesile oldunuz. Benim için de harika oldu. Yani Kıbrıs'ı tekrar görmek seneler sonra. Ben askerliğimi Kıbrıs'ta yapmıştım. Evet. 1985-86 yıllarında. Dolayısıyla harika bir şey oldu, deneyim. Londra da muhteşemdi, kesinlikle basında bayağı yer aldı, sosyal medyada da. Vallahi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum emeği Biz teşekkür ederiz geçenlere. hocam. Sağ Başta olun. Ve Merve hocam, gerçekten Merve hocam da geçen sene Miray Hanım'ın vesilesiyle katıldı. Onu da görüyorum. Miray Hanım da burada. Merve hocam gerçekten yerinde duramıyor. Merve Hoca'ya artık aktif bir görev vererek de bu heyecanını Aypa'ya harcamasını rica edeceğiz. Ve en önem verdiğimiz konu arkadaşlar Aypa'nın kurumsallığı. Merve Hocam birçok televizyon programına katılıyor. Üniversiteyi temsilen katılıyor ama her çıktığı programda Aypa'dan bahsediyor. Biz Aypa'nın kurumsallığını korumazsak kimse korumaz. Aypa bizleri bir araya getirdi. Aypa sayesinde bu Tomorrow Meetings'i yapıyoruz. Aypa sayesinde kitaplar çıkıyor. O yüzden Merve Hocama da özellikle Aypa'nın kurumsallığını koruduğu için çok teşekkür ediyorum. Kendisi de Ben çok teşekkür başarılı bir akademisyen diyerek ederim. ben izninizle Beşiktaş'ın maçı var ama ben tabii derneğim benim için çok daha kıymetli. Yayını takip edeceğim. Yayını derken maç yayını değil Tomorrow Meetings'i takip edeceğim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Aypa'nın online fiziksel faaliyetlerine katılın. Aypa'nın bütün projelerine katılın. Ve hep beraber önümüzdeki sene bütün YouTube kayıtlarını seyredebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Tomorrow Meetings 1'de de söylemişim. Tomorrow Meetings 70'leri 80'leri görecek diye. Yurt dışına gideceğiz demişim. Gitmişiz. Hepsini gerçekleştirdik. Çünkü işte Muzaffer'i görüyorum. Volkan Bey burada. Birçok yönetim kurulu üyemiz burada. Biz bu işi hobi olarak yapmıyoruz. Biz bu işe gönlümüzü koyduk. Avrupa'da, dünyada ilk 5'e girdiğimiz zaman da artık yeni ekibe bu bayrağı teslim edeceğiz diyerek ben sözü bugünkü en önemli konuşmacılar olan Volkan Bey, Coşkun Hocam ve Merve Hocama bırakarak hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Herkese selamlar, iyi akşamlar. Yavaştan istiyorsanız başlayabiliriz. Ben raporu ekrana yansıtayım. Birlikte raporu yorumlayarak ilerleyeceğiz aslında. Sanırım şu anda ekranı görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Evet, görüyoruz Volkan. Tamam. Aslında raporumuzu üçüncüsünü açıklıyoruz. Bildiğiniz gibi 3 yıldır düzenli olarak işletmelerin dijital dönüşümünü, bu sürece adaptasyonunu, önündeki bariyerleri detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Bu yıl üçüncüsü. İlk 2021'deki değişimi ölçmüştük. Geçtiğimiz raporumuzda 2022'deki değişimi ölçmüştük. Bu yıl da aslında 2023'teki değişimi de ölçümlemiş olduk. Seneye bu seriyi devam ettireceğiz ve 2024 yılındaki değişimleri de içeren raporumuzu yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Çok kısa örneklemden bahsetmek istersek, yani şöyle aslında burada evreni, araştırma evrenimizi doğru tanımlayalım ki raporun ilerisindeki yorumlarımız da onu daha doğru analiz edebilmemizi sağlasın. 12 ilde NAT1 dediğimiz Türkiye'yi temsil edecek 12 ilde araştırmamızı gerçekleştirdik. Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmenin karar vericileriyle ve sahipleriyle görüştüğümüz bir çalışma. Örneklemin temsiliyet yeteneğini artırabilmek adına da işletme büyüklüğü, il, sektör bakımından da örneklemi tabakalandırdık. Şimdi kullanım penetrasyonuyla başlayabiliriz isterseniz. Yapay zeka kullanımının en soldaki barda gördüğünüz üzere artışını, yavaş yavaş artışını soldaki barlardan görebiliyoruz. Mavi bar 2021 yılı, gri bar 2022'yi, mor bar da 2023'ü gösteriyor aslında. Geçen sene 15,2 olan kullanım penetrasyonumuz %17,5'a geçmiş durumda. Ha, pardon, bu arada evreni söyleyeyim. Türkiye işletme ekosistemi. Türkiye işletme ekosisteminde yalnız yapay zeka adaptasyonunun şu anda hızlı bir şekilde olmayacağını düşündüğümüz mikro ölçekli KOBİ'lerimizi, yani daha çok böyle her mikro ölçekli KOBİ değil ama esnaf düşünebilirsiniz. Bakkal, manav evrenimizden çıkarılmış durumda. Kalan aslında işletmelerde bizim araştırma evrenimizi oluşturdu. Ve bu evrenden bir örneklem çektik. Kullanım penetrasyonunun bu yıl
%17,5 olduğunu görebiliyoruz. İşletme büyüklüğü bakımından incelediğimizde bu %17,5'luk oran biraz daha mikro ölçekli KOBİ'lerimize doğru gittiğinde, 1-9 çalışanlı işletmelerimize doğru gittiğinde oranın %12'lere doğru geldiğini görürken, biraz daha enterprise olarak adlandıracağımız makro ölçekli işletmeye doğru gittiğimizde %75'leri gördüğünü bu oranın söyleyebiliriz. Peki ortadaki tarafta bu yapay zeka teknolojileri Türkiye işletme ekosisteminde nerede kullanıldığını gösteren bir bar aslında. Burada ilk görmüş olduğunuz yönetim biraz bir geniş. Aslında yönetsel süreçlerde kullanıyoruz cevabından geliyor. Tabii bu finans yönetimini de kapsıyor, pazarlama yöntemini de kapsıyor, stratejileri de kapsıyor. O yüzden aslında ikinciden şöyle gitmek daha doğru olur. Finans gördüğünüz gibi %28,1 ile aslında ikinci sıradayken pazarlama ve müşteri analitiğinin %53 ile burada. Hatta yönetimin içindeki pazarlama yönetimini, pazarlama iletişimi yönetiminde işin içine kattığımızda %70'in üzerine çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Aslında daha çok müşteri analitiği tarafında, müşteri tahmin modelleri tarafında yapay zekanın kullanıldığında görmüş oluyoruz, böylelikle ölçümlemiş de oluyoruz. Hızlıca devam edecek olursak kullanım oranı gördüğünüz gibi burada 15,2'den %17,5'a doğru bir artış gösterdi. Daha çok pazarlama alanında, müşteri analitiği tarafında kullanılıyor. Peki geçen sene kullananların durumu ne durumda diye baktığımızda, yani bu %17,5'luk kullanımı içerisinde geçtiğimiz yıllarda da yani yeni adapte olmayanları, geçtiğimiz yılda da yapay zeka kullanan teknolojiye baktığımızda kullanım alanını yaklaşık 2 kat arttırdığını görebiliyoruz. %82,5'unun kullanım aranı artmış durumda. Artmayan, önceki senelerle aynı seviyede sadece aynı departmanlarda kullananlar %12,3 iken %5'i de kullanım alanının azaldığını söylüyor. Bu artış aslında şundan kaynaklanıyor. AI'yı, algoritmaları entegre ettikleri departmanlarında elde ettikleri verimi diğer departmanlarına da, işte örnek vermek gerekirse yoğun olarak pazarlamada kullanılıyor dedik. Pazarlama tarafında kullanılan algoritmaları, teknolojileri insan kaynakları tarafında da kullanmaya başladıklarını, üretim tarafında da kullanmaya başladıklarını görebiliyoruz. Bu mutluluk verici bir rakam, %82,5. Yaklaşık kullanım oranının %100 arttığını görüyoruz. Yani neredeyse 2 katına çıktığını görüyoruz. Bu bir yandan mutluluk vericiyken, bir yandan da kullananlarla kullanmayanlar arasındaki makasın ciddi bir şekilde açıldığının da habercisi. Burada veriyi bu kadar karar odağına alan, algoritmik süreçleri iş süreçlerine bu kadar entegre etmiş işletmelerle, bunu etmeyen işletmelerin, kullanım adaptasyonu sağlamaya başlamayan, bu deneyim alanında deney yapmaya başlamayan işletmelerin aslında rekabette de geri kalmaya başladığını gözlemleyebiliyoruz diyeyim. Bu bölüm için şimdi hocalarımdan sırasıyla aslında yorumlarını ve buradaki değerlendirmelerini rica edelim. İsterseniz Coşkun Hocam, sizinle başlayalım burayı. Başlayalım. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Son derece kıymetli bir çalışma. Hani böyle bir çalışmanın hani hem dernek olarak hem süreç olarak içinde yer almaktan bağımsız olarak söylüyorum. Çünkü bu mevcut duruma bir ışık tutuyor. 12 il, 1225 işletme. Mesela burada kullanılan departmanlarda mesela yönetim noktası. Tabii buna normal şartlar altında en fazla yatkınlığı ve en fazla kullanması beklenen bir grup. Tabii bunları hani bunlar niye az diye değil, tam aksine insan kaynakları, hukuk, Ar-Ge, üretim ve yukarı doğru çıktıkça bunların çok ciddi anlamda bir iş fırsatı olduğunu görmesi gerekiyor bu raporu okuyanların. Yani neticede o alanlar boş ve o alanların mutlaka bizlerin doğrulması gerekiyor. Bizlerin derken hani işe yerli ve milli bağlamında bakmıyorum ama mezun öğrenciler, şu an öğrenim görmekte olan öğrenciler, master doktor öğrencileri bu alanlarda yapay zeka kullanımına odaklandıkları takdirde buradan müthiş bir gelecek ve bir getiri elde etmeleri mümkün. Hem kurumları, hem kendileri, hem ülkeleri adına bunu söyleyeyim. Bu yıllara göre değişim çok önemli. 17,5'a çok fazla takılmamak lazım. Yani Türkiye bence bu noktayı çok kısa süre içerisinde daha yukarılara taşıyabilir ama bu rakamın %100 olmasına şöyle bir yanılgı payı içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Mesela şu an Türkiye'de de
internet kullanımı ya da mobil kullanımı, mobil telefon kullanımı, mobil bankacılık vesaire kullanımı çok büyük olabilir ama buradaki etkinlik ne kadar? Yani buradan biz neler elde ediyoruz? Ne gibi faydalar, kazanımlar oluyor? Bunlara da bakmak lazım. Dolayısıyla istatistik biliminin temel parametre yorumlarıyla birlikte konuyu hem iktisadi hem finansal boyuttan aldığımız zaman aslında Türkiye'nin hem kat edeceği mesafenin daha çok olduğunu ama bu yolculuğun çok olan bu kat edilmesi gereken mesafenin çok büyük getirilerle ve fırsatlarla dolu olduğunu ben söyleyebilirim ilk etapta. Çok teşekkürler. Merve Hanım, sizin de yorumlarınızı rica edelim. Ben de şunu eklemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz yapay zeka dediğimiz aslında yeni yeni popüler olan bir sistem hayatımıza yeni yeni giriyor. Ama aynı zamanda girdiği döneme baktığımızda dünyada da Türkiye'de de ekonomik konjonktürün ne yazık ki olumsuz olduğu bir dönem. İşte pandemi yaşadık, halen daha toparlanmaları sürüyor ve teknoloji dediğimiz bu alana hem algının artırılması gerekiyor ama aynı zamanda yatırım yapılması gereken bir alan. Dolayısıyla ben Coşkun Hocama katılıyorum. Yani 17,5 evet G20 ülkelerinin gerisinde, Avrupa'nın, Amerika'nın, Çin'in oldukça gerisindeyiz. Ama çok hızlı bir şekilde bunu artış sağlayabiliriz. Yani şu an küçük küçük adımlarla gidiyor ama bir kaynak sağlandığında, algı arttırıldığında, yapay zekaya olan güven arttığında, birazdan onları da konuşuruz hani çünkü olumsuz algılar da var. Bunlar değiştirdiğinde çok hızlı bir yükselişle biz bu oranla görebiliriz. Neden? Çünkü nitelikli iş gücüne de sahip olmak gerekiyor yapay zekayı kullanabilmek için. Şimdi Türkiye'nin de avantajı ne? Biz bunu hep söylüyoruz. Türkiye'de nitelikli iş gücü mevcut. Dolayısıyla neden olmasın? Bu rakam hızlıca artırabiliriz. Nedenlerini ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Ama bana da yani çok olumsuz bir rakam olarak görmüyorum kendi içimizde şu anda. Evet, yani ben de burada son bir şey eklemek istiyorum. Yani Avrupa ortalaması %50'nin üzerinde şu anda işletmelerde AI kullanımı. Ancak bu şey biz de bu orana erişecek altyapıya şu anda sahibiz. Yani bunun temeli bildiğiniz gibi dijitalleşme, dijital dönüşümden önce. Ama veri sahipliği çok daha fazla. Bildiğiniz gibi işte kurumsal süreçlerini otomatize etme ve burada veri üretmeye baktığımızda şirketlerimiz eğer o veriyi doğru kullanabilirlerse veri sahipliği gerçekten yüksek. Dolayısıyla AI kullanım oranı da hızlı bir şekilde artabilecek bir altyapıya sahibiz. Sadece burada bu kullanım penetrasyonu yani ve teknolojinin yaygınlaşması, penetre olması iş dünyasının buraya ilgisiyle birlikte aslında artar. Teknoloji böyle daha ucuzlar. Erişim daha rahatlaşır ve penetrasyon da oldukça yayılabilir. Ve belki burada belli ufak teşvikler işletmelere çok hızlı bir şekilde ve bilinçlendirme çalışmaları özellikle hızlı bir şekilde bizim de bu rakamlara erişmemizi sağlayabilir. Diğer Volkan baş... Bey, belki çok özür dilerim. Burada Buyurun, aklıma buyurun hocam. gelmişken söylemek istiyorum. Şimdi burada çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Veri ile çalışma kültürünün oluşması. Hani oradaki o bilinçlenme denilen noktayı aynı zamanda eğitimle de birleştirdiğimiz takdirde veri ile çalışma kültürünün tesis edilmesi gerekiyor. Yani biz genellikle geçmişe bakarak ya da kendi duyularımıza ya ben bu işi bilirim falan gibi bakıyoruz ama dikkat ederseniz artık şimdi uçak yolculuğu yaparken bile 15 gün sonrası için hava tahminlerine bakıyoruz değil mi? Farklı farklı işte CNN International'dan, BBC'den bilmem nereden falan böyle birçok şeye bakıyoruz artık. Yani burada belli bir grup, belli bir kategori insanın da bu işe adapte olması, yönelmesi gerekiyor. Bunu da özellikle veri kültürünü eğitim ve bilinçlenme açısından vurgulamak istedim. Teşekkür ederim. Evet, artık veriyi karar odağına almanın vakti geldi de geçiyor diyelim. Peki bu işletmelerimize yani sadece kullananlara değil hani kullanmayan işletmelerimize biraz analiz etmek amacıyla gelecekte kendilerini etkileyecek en önemli teknolojiyi sorduğumuzda yani önceki 2 yılda olduğu gibi bu yılda yapay zeka birinci sırada geliyor ve %5,6'lık bir artışla 46'dan 52'ye geldiğini oranın görüyoruz. Yani yaklaşık %6 puanlık bir artış söz konusu. Buradaki yapay zeka cevabının gelmesi aslında veri altta büyük veri, big data ya da data cevaplarına baktığımızda bunun da 18'den 18,5'a doğru az da olsa bir artışın olduğunu, istatistik olarak anlamlı artışlar bunlar. Az da olsa anlamlı bir artışın olduğunda gözlemleyebiliriz, ölçümleyebiliyoruz. Şimdi bu %6'lık sıçramanın nedeni bilgi değil. Ama bu önemli. Bunu her seferinde altını çiziyoruz. Bu algının oluşması önemli. Bu korkudan
içinde bulunduğu süreçten, duyduklarından ötürü oluşmuş belli şeyleri var. Ön yargıları, korkuları var. Ama bu algının oluşması da önemli. En azından yapay zeka diye bir şey var. Ve bu önemli ki daha sonra bunun hakkında bilgisi olsun. Daha sonra bu bilgi davranışa dönüşsün. O yüzden buradaki artışkine önemsiyoruz. Yapay zeka farkındalığı olarak aslında adlandırabiliriz burayı. Ancak bununla pozitif bir korelasyonla hareket eden bir değişkenimiz, bir parametremiz daha var ölçtüğümüz. Peki siz gelecekte yapay zekayı kullanmayı düşünüyor musunuz diye bir sorumuz vardı. Ve önceki senelerde aynen burada söylediğim gibi pozitif bir korelasyonla hatta daha yüksek oranlarda evet cevabı karşımıza geliyordu. Baktığımızda şu mavi bar 2021 ölçümlerini gösteriyor. 2021 kullanım ölçümlerini gösteriyor. %45 iken %54,2'si evet biz de gelecekte bunu kullanmayı düşünüyoruz diyordu. %46 iken 2022 kullanımlarında %56'sı biz de bir şekilde yapay zekayı kullanmak istiyoruz, düşünüyoruz diyordu. Ama bu sene %6'lık bir sıçrama olmasına rağmen %52'lik oranla birlikte pozitif bir korelasyonun artmasını beklediğimiz %60'lara 62'lere biz de kullanmak istiyoruz cevabını beklerken bir anda cevabın sert bir şekilde ters korelasyona doğru ilerlediğini ve %25'e düştüğünü görüyoruz. Ve bunun tek ana nedeni olarak da içinde işletmelerin içinde bulunmuş olduğu ekonomik konjektür geliyor. Şimdi burada hocalarıma sözü vermeden önce aslında bu bizim ülkemiz için bence aşılamaz bir sorun değil. Baktığımızda yani yapay zekayı zaten bizim KOBİ'lerimizin kendi bünyesinde bu teknolojiyi üretmelerini beklemiyoruz. Buradaki kullanım istatistiklerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla SaaS modelleriyle çok büyük bütçeler harcamadan aylık kullanım modelleriyle verilerini bu algoritmik süreçlerde işleyebilirler. Verilerini karar mekanizmasına alabilirler. Çok bu alanda çalışan gerçekten çok fazla startup'ımız var. Teknokentlerimizde genç beyinlerimiz yani ciddi teknolojik girişimler içerisindeler. Aslında bunlarla KOBİ'leri buluşturmak, belki bu alanda devlet teşvikleri çok rahatlıkla bu sorunun önüne geçeceğini düşünüyorum deyip evet bu sefer Merve Hanım siz de başlayalım isterseniz bu bölüme. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi Rica Volkan, ederim. dediğiniz çok doğru. Hani işletmeler biraz da ekonomik konjonktürden dolayı şu anda yapay zeka kullanımına ilişkin bir korkuları var. Yeterli sermayeleri yok ama bu noktada işte biraz dünyadaki örneklere bakmak lazım. Ben şöyle hani küçük küçük derledim ne yapılıyor diye. Mesela Almanya'da işte bir kısa çalışma programı dediğimiz bir program var. Mesela burada bu çalışanı koruyor biraz. Hani bu bir geçiş süreci ya, mesela teknolojiye işletme döndü. O arada çalışanlar işlerini kaybetme korkusu var. Benim yerimi yapay zeka alacak gibi bir korku var. Şimdi bu algıları kırmak için mesela Almanya'da dediğim gibi çalışanların iş kaybı yerine daha kısa süreli istihdam yapıyor. Kalan zamanında da eğitime gidiyor. Mesela bu anlamda bizde de yapay zeka ile ilgili o dönemde bir eğitime gidebilir. Yarım gün çalışabilir. Bunların fonu sağlanabilir. Hani devlet tarafından. Türkiye mesela işte bir teknoloji dönüşüm sigortası gibi bir şey ortaya atabiliriz. İşkur'la beraber. Ya da ne bileyim işte Singapur'da da var. Orada da 25 yaşını dolduran tüm gençlere bir fon sağlıyor. Eğitimi harcamak üzere ama sadece eğitimi harcayacak. İşte burada ne yapabilir Türkiye'de? Benzer bir şekilde dijital dönüşümle ilgili ya da yapay zeka ile ilgili bir eğitim fonu. Ben bu fonu sadece bu eğitime katılacak gençlere harcayacağım diye bir fon kurabilir. Bu da ne yapacak? Yeni gelen gençleri hani bu konuda hem bilinçlendirecek hem de teknik anlamda da, yani hem algı değişecek hem de teknik bilgi sahibi olmuş olacaklar. Güney Kore'ye bakıyoruz. Orada da mesela bu yeni beceriler geliştirme programı yapmışlar. Orada da şehir iyileştirme, akıllı şehir sistemleri gibi uygulamalar var. Burada da mesela geçici istihdam problemi yaşayan çalışanlar için mesela öyle bir dönemde yapay zeka kullanılan alanlara entegre edip onların oralarda çalışması kısa dönemde olsa orada bir entegrasyon olabilir. Hollanda'da var mesela, orada da küçük işletmelere ve çalışanlara teknolojik dönüşüm sürecinde olumsuz etkilenenlere bir fon sağlanmış. Bizde bir yapay zeka dönüşüm fonu kurulabilir devlet tarafından. Yani hani bunların artık isminin de konması lazım. Hep diyoruz ya işte düşük Kesinlikle. vergi, hibe, şube, ama bir ismi ne? Yani hangi kurum, hangi fondan karşılanacak, çalışan nereden desteklenecek, işveren nereden desteklenecek? Bunlar, çünkü şimdi şu da var, şöyle bir algı da var. Maalesef asgari ücretin tabii işverene belli bir yükü var. Hepimiz bunu biliyoruz. Şimdi yapay zeka bu anlamda işvereni biraz daha olumlu
bir algı yaratabilir yapay zekanın hayata geçmesiyle, ama bu da tabii çalışanlarda bir korku süreci başlatıyor. İşte bu ikisi arasında bir entegrasyon kurabilir. AYPA bu noktada biraz devreye girebilir diye düşünüyorum. Hani devletle bu KOBİ'ler arasındaki o entegrasyonu sağlama, bu korkuyu giderme açısından. Dolayısıyla dünyadaki örneklere bakıp ismini de artık burada biz ne yapabiliriz? Yani nerede nasıl bir fon var? Az önce sizle de toplantı öncesinde görüşmüştük. Mesela bilmiyorlar, yani Türkiye'de de belli başlı fonlar var bu alanda dijitalleşmeyle ilgili, ama bunu firma bilmedikten sonra, çalışan, işveren bilmedikten sonra bunlar biraz da havada kalıyor ve belli bir kesim bu fondan sürekli aynı firmalar faydalanıyor. Diğerleri bilmediği için katılamıyor bile. Belki bu noktada biz de devreye girebiliriz diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Merve Hanım. Coşkun Hocam, burada da sizin kıymetli görüşlerinizi alalım lütfen. Ben de çok kısacık genel bir çerçeve çizeyim. Zaten söyleyeceklerin büyük bir kısmını mikro ölçekte Merve hocamız ifade etti. Şimdi ben burada firmaların hani ayakta kalma, değişim ve dönüşüm sürecinde olmaları ya da dijitalleşme ve Endüstri 4.0 noktalarında bir doygunluğa eriştiğini mutlaka bir gerekçe olarak kabul edebilirim, ama bunun dışında altında ne var diye baktığımız zaman şöyle eğitim, erişim ve sebat etme gibi üç tane kelime çıkardım ben. Çünkü neticede yapay zekaya soru sorarak bir takım şeyleri elde edebilme kültürü, alışkanlığı çok önemli. İnternetin ilk çıktığı zamanlarda artık hani Google diyelim, ama o zaman başka arama motorları vardı. Artık her türlü bilgiye erişebiliyorsunuz. Hayır, erişemiyorsunuz. Çünkü sormanız gerekiyor. En azından mesela şurada elimde benim 76 sayfalık bir doküman var. Bloomberg GPT'de Large Language Model for Finance diye bir makale. Baştan sona kodlarla ve matematikle dolu bir makale. Şimdi bunu okuduğunuz zaman diyor ki bana soru sorma ve beni hem iş stratejilerinizde kullanma hem de benden elde ettiğiniz çıktılara dayalı stratejik plan oluşturma gibi yeteneklere kavuşmanız için çok ciddi bir eğitim, bilgi ve altyapı gerekiyor diyor. Şimdi biz yine burada tıkanıyoruz. Hani bilgisayar oyunları vardır ya, birinci level'ı geçersiniz, ikiyi geçersiniz, üçü, ondan sonra dörde, beşe, hatta birisi altıya gelmişse dahi diye bakarsınız, ama o level'ların sayısı 150'dir belki. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir konu var. Dolayısıyla yetersiz temel bilginin tezahürü olarak da insanlar belli bir noktadan sonra ilerlemekte zorlanıyorlar. Bunu birçok alan için söyleyebiliriz. Ben de bunu söyleyeyim. Çünkü kapasiteniz kadar kullanabiliyorsunuz her şeyi. Bilgisayarı da, cep telefonunu da, yazılımları da. Dolayısıyla bu konudaki bir eğitim açığını mutlaka doldurmamız gerekiyor, doldurulması gerekiyor. Çok teşekkürler. Aslında Merve Hanım da konuyu açtı. Biraz da toplumun, beyaz yakanın en büyük korkusu bizim toplumda yapay zeka algısı araştırmalarımızda da ortaya çıkan istihdam. Evet, işimizi yapay zeka elimizden alacak mı? Bunu da 3 yıldır aslında inceliyoruz. Alacak mıyı? İşverenlere soruyoruz. Alıyor mu diyoruz. Veya geldiğinde azalacak mı istihdam? Burada artacak mı? Ne olacak diye bunu inceliyoruz. Şimdi ise 2021 yılından birkaç istatistik vermek istiyorum. Kullanım %14'lerdeyken ve çoğunluğu yine büyük işletmelerin kullanımından bu istatistiksel rakama ulaşırken totale, bütün işletmelere sorduğumuzda yapay zeka sizce istihdamı nasıl etkileyecek diye sorduğumuzda şu yukarıda görmüş olduğunuz mavi ve pembemsi grafikler istihdamda herhangi azalmayacağını yani herhangi bir azalma olmayacağını söyleyenlerin oranı olarak görüyorsunuz. Yaklaşık %23'lük bir oran. Alttaki mor ve mora yakın lila rengindeki şeye baktığımızda yaklaşık %40'ı da evet yapay zekanın istihdamda kullanıldığı alanlarda bir daralma olacağını, bunun bir daralmaya neden olacağını söylüyordu. İşverenler, patronlar veyahut buradaki üst düzey yöneticiler, karar verme mekanizmaları. Biz bunu biraz daha aslında işletme büyüklüğü bakımından detaylandırdığımızda, yani bu sadece söylemde kalmasın, aslında yoğun bir şekilde şu anda %75'lerin üzerine çıkmış yapay zeka kullanımı olan işletmelerde bu durum nasıl diye baktığınızda şu sağdaki barlar aslında karşımıza çıkmıştı. Biraz daha 100 plus çalışanı olan şirketlerde gördüğünüz gibi evet düşünüyorum veyahut azalacağını düşünüyoruz diyenlerin oranının PDT'sini yani pozitif değerler toplamının bir anda %40'tan %80'e çıktığını görüyoruz. Ve biz bunu şöyle altını çizdik.
Bu arkadaşlar büyük ölçekli, makro ölçekli işletmeler bize gelmek yani geleceğe değil gelmekte olanı, gelmiş olanı söylüyorlar, deneyimlerini aktarıyorlar dedik. Bu departmanlarda az da olsa istihdamda daralmanın olduğunu söylüyorlardı 2021 yılında. Ancak bu işletmeler kullandıkları departmanda yine aynı makro ölçekli işletme kullandıkları departmanlarda daralma olsa da bu dönüşüme kendi işlerini, kendi business'larını entegre edebilmek için de bu niteliğe sahip personel ihtiyaçlarının olduğunu, bu arayışta olduklarını, hatta yeteri kadar personel olmadığını bu alanda da altını çiziyordu ve yeni istihdamlar sağlıyorlardı 2021'de. Şimdi gelelim bugüne, günümüze hızlı bir şekilde geldiğimizde. Peki şimdi durum nasıl diye baktığımızda aslında 2021'de bize bu resmi çizen işletmelerin aynen bu şekilde devam ettiğini görüyoruz ve yaklaşık AI'yı işlerine entegre etmiş o %17'lik kitlenin %65,5 gibi büyük bir oranında herhangi bir istihdamda değişim olmadığını görüyoruz. Burada değişim olmamasında içerisinde zaten nitelikli personel olup da mevcut personelle bunu teknolojiyi üretmeye, kendini adapte etmeye devam eden işletme şurada gördüğünüz %65'in %20'si bile değil. Yaklaşık %80, %70'lik bir oranda belli alanlarda istihdamda daralma olsa dahi bu alan için istihdam sağladığını gözlemleyebiliyoruz. Hatta ve hatta %26'sının istihdamında yapay zekadan ötürü artış olduğunu, bu yetkinlikte insanları daha veri bilimci ağırlıklı kadroları kurmaya başladığını görürken sadece %8,6'sında net bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Ancak benim burada yorumum, hocalarımın yorumu da önemli. Artık içinde bulunduğumuz ekonomik konjonktürü, sadece bizim değil hatta dünyanın içinde bulunduğu ekonomik konjonktürü de göz önünde bulundurursak, 2025 yılının bu terazinin biraz insanlık için negatif yönde bozulabileceği kaygısı bende oluşmaya başladı. Çünkü özellikle verinin işlendiği, veri bilimcilerin yoğun olduğu alanlarda rahatlıkla algoritmalar entegre olabiliyor. Buradan otonom sistemler hayata geçirilebilir durumda. Dolayısıyla buralarda artık işletmenin biraz önce Merve Hanım'ın altını çizdiği gibi belki o maliyetleri azaltmak adına bu teknolojilere doğru kayma ihtimalinin olduğunu, dengenin negatif yönde artık 2025'te yavaş bozulabileceğini düşünüyorum. Coşkun Hocam, burada sizden başlayalım lütfen. Ben çok kısacık bir yorum yapmak istiyorum. İşletmelerin durumundaki bozulma, eğer büyüdüğü ve yayılma etkisi gösterme eğilimde olduğu takdirde ülkeyi de sıkıntıya sokacak. Yani özellikle işin hem dış ticaret kanalında hem iç dengeler noktasında. Çünkü istihdamın çok büyük bir etkisi oluyor harcamalar üzerinde, enflasyon üzerinde, birçok konu üzerinde, birçok. Yani aslında bana bir tane parametre söylerseniz, yani ben bir numaraya istihdam yazarım. Yani istihdamdaki bozulma tüm ekonomik dengeleri alt üst edebilme potansiyeline sahip. İnsanlar bir şekilde enflasyonla yaşıyorlar, bir şekilde kurların oynamasıyla falan yaşıyorlar ama işsizlikle yaşamak gibi bir şansları, lüksleri yok. Yani özellikle onu söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu konuda hani AİPA'nın o P harfi politikalarının bence ülke çapında bir stratejiyle ele alınması, hani efendim işte yapay zeka politika metni hazırladık, ülke politikamız budur filan demek bence yetmiyor. Bunun sürekli gözden geçirilmesi, takip edilmesi gereken bir sürece doğru gittiğini buradan çıkarmamız ve ona göre bir şeyler yapmamız gerekiyor diye ben toparlamış olayım. Teşekkür hocam. Merve Hanım, biraz önceki yorumunuzu biraz daha açmanızı rica edelim. Tabii bu arada Coşkun Hocam çok güzel bir yere değindi. Ben oradan şunu eklemek istiyorum. Bugün dikkatinizi çektim bilmiyorum. Bir haber vardı. Amerika yönetimi yeni bir yaptırım açıkladı. Şimdi çok fazla ticaret savaşlarını duyuyoruz ama bu sefer de Çin'in yapay zeka teknolojisine yönelik bir kısıtlama getireceği haberi geldi. Ve şimdiye kadarki aslında en büyük baskı gelecek Çin'e. Neden? Çünkü Çin'in askeri modernizasyonunu ve yapay zeka alanındaki ilerlemesini kısıtlamak istiyor Amerika. Bunu bir milli güvenlik sorunu olarak görüyor. Şimdi burada yapay zeka karşımıza çıkıyor. Yani biz daha önce ticaret savaşları, gümrük derken aslında Amerika yönetimi arka planda büyük bir adım attı ve bu Çin'in ulusal güvenlik için bana risk oluşturuyor. İleri teknoloji üretimini engelleyeceğim dedi.
Dolayısıyla biz önümüzdeki dönemde ticaret savaşlarına ek olarak teknoloji alanındaki rekabetin hatta bir üst versiyonu belki de yapay zeka alanında işte stratejik mücadelelerin çok fazla olduğu, bu savaşların olduğu bir alandan bahsediyor olacağız. Bilmiyorum Coşkun Hocam siz ne dersiniz? Bu haber benim çok dikkatimi çekti. Dolayısıyla yani dünyada artık yapay zekanın hani kullanımı şu bu derken birden her anlamda karşımıza çıkmaya başlayacak. Dolayısıyla burada hani bir politika sürekli geliştirilmeli, istihdam dediğiniz gibi bunun bence en büyük handikapı bu zaten. Yani yapay zeka istihdamla nasıl bir bağ kurabilir? Buradaki o korku giderse dediğiniz gibi Hocam korku enflasyonla bir gelsin. şekilde mücadele ediliyor ama istihdam bir ülkenin ekonomisi için en önemli kısım. Bu noktada yani yapay zekanın aslında hata yapması da mevcut. Evet ama bir yandan da yapay zeka sistemi kurulması lazım. Bu teknik bilgi gerektiriyor, bakım gerektiriyor, işte güncellenmesi gerektiriyor. Bunlar da insan gücü gerektiriyor. Dolayısıyla biraz da bu alanda pozitif anlamda algı yaratmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tamam, Yani... kesinlikle katılıyorum. Coşkun Hocam, buyurun, bir şey söyleyecektiniz. Çok çok kısacık bir şey söyleyeceğim. Buyurunuz. Nükleer silahsızlanma anlaşmaları bilirsiniz sıklıkla yapılıyor. Bunun yapılma sebepleri bu işin bir kontrolden çıkması durumunda ülkelerin birbirlerine karşı orantısız güç kullanma potansiyellerinin olması ve neticede bunun hepimiz için bir sıkıntı teşkil etmesi. Mesela Ukrayna-Rusya savaşında Biden ne dedi? İşte şunları kullanabilir dedi. Rusya dedi ki eğer böyle bir şey yaparsa ben doğrudan hiç kimseye sormadan şimdiden ilan ediyorum bunu yapacağım dedi. Yapay zekanın girmediği hiçbir alan ya da giremeyeceği hiçbir alan olmadığını düşünürsek nasıl bir fırsat kadar nasıl bir riskle de karşı karşıya olduğumuzu göreceğiz. Dolayısıyla ben bu açıklamayı bugün Merve Hoca'dan duyuyorum yeni atlamışım. Çok önemli bir konu. Mutlaka iyi algılanması, değerlendirilmesi ve hatırda tutulması gerekiyor. Belki nükleer savaş ya da nükleer silahsızlanma gibi bu kadar uzun bir süreden sonra bunun riskini görüp durdurmaya kalkmak yerine şimdilerde şu aşamalarda kontrollü bir şekilde gelişmesini sağlamak önemli olacak diye düşünüyorum. Evet. Peki hocalarım, bir şey soracağım buradan geçmeden önce diğer bölüme. Sizce bizim bu alandaki nitelikli beyin sayımız yeterli mi? Ya çok çok iyi isimlere sahibiz. Ama sayısal olarak yeterli bu alanda yetkin profesyonele sahip miyiz? Şimdi bilmiyorum bu konuda şöyle bir şey söyleyeyim. Evet ya da hayır demek çok zor. Yine veriye istatistiklere bakmak gerekiyor ama yani Türkiye'nin bu en tepedeki %1'lik 5'lik kaymak tabakasını biz sürekli kaçırıyorsak sıkıntı altındayız bunu söyleyeyim. Bunların yerine mutlaka yenileri yetişecek ama bir süre sonra bunları yetiştirecek nitelikli elemanlar olmadığı zaman sıkıntı yaşayacağız. Mesela geçenlerde çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Eski kitaplardan birini okurken bir 30-40 sene önceki bir kitap diyor ki Türkiye'nin üniversite giriş sınavlarında en yüksek puanı alan öğrencileri hep tıp fakültesini mi seçmek zorunda ya? Yani başka alanları niçin seçmiyorlar diye bakıyor. Hakikaten yani tamam tıp konusunda belli bir yere gelmiş olabiliriz ama bu şey gibi yani sağ kolunuz olağanüstü güçlü sol kolunuzda kalemi kaldıramıyorsunuz gibi oluyor. Yani dengeli büyüme açısından yani niteliklerin belli alanlara farklı şekilde yayılması gerekiyor. Biz bu konuda neler yapabiliriz? Herkesin eminim şu an ekran başında bizi izleyenlerin de bizim katılımcılarına bir fikri vardır ama ben sadece böyle bir soruyla yanıt vermiş olayım. Merve Hanımcığım, eklemek istediğiniz bir şey var mı burada? Hiçbir şey yok çünkü Coşkun Hocam her şeyi söyledi bu konuda. Bizim o göçü, o %5'lik kaymak tabakayı kaybetmememiz lazım. Şimdi bazı alanlarda da Coşkun Hocam onu da bir sormak isterim ben size. Şimdi bazı alanlarda istihdam sağlarken işte göç kaybı yaşıyoruz, işte beyin göçü ve gidiyor. Ama sanki yapay zeka alanında hani yurt dışına gitse bile teknolojiyi öğrenmesi, şimdi çeşitli projelerde de çalışabiliyorlar ya teknik anlamda sistemi kurması. Sanki diğer alanlardaki beyin göçü kadar da dezavantajlı olmaz mıyız? Onu bir şekilde avantaja çevirme şansımız olur mu? Teknolojide hani illa burada olması gerekmeden o giden beyin göçünü bir şekilde burada da entegre edebilir miyiz? Öyle bir çalışmalar yapabilir miyiz? Evet, Coşkun Hocam, edebiliriz.
gibi bir Hani şey. ben söyleyecek tabii çok şey var mutlaka ama isterseniz hani zaman da dikkate alarak kaç slaydımız kaldı bilmiyorum. Devam edelim Tamam, mi? hızlıca Tamamını bitirme açısından. devam edelim. Burası gölge yapay zeka olarak tanımladığımız belli istatistikleri içeriyor aslında bizim için. Biz bu solda şeyi görüyorsunuz, biraz önce konuştuğumuz 15,2'den %17,5'a gelen %2,3'lük bir artış söz konusu. Biz belli bir artış bekliyorduk. Hatta bu arada %2,5'ten daha fazla bir artış bekliyorduk. %4'e yakın bir sıçramanın olacağını öngörüyorduk. Çünkü dediğim gibi bu ölçümleri yaparken aslında bu teknoloji adaptasyon da belli veri sahipliğiyle olduğu için veriyi elde ettikten sonra işletme belli bir süre o veriyi biriktiriyorlar. Daha sonra biz bu kadar yatırım yaptık, bu kadar verimiz oldu. Şimdi ne yapacağız kafasına geldiklerinde biraz daha o veriyi karar odağına alma süreci başlıyordu. Aslında biz yaklaşık %4'lük bir işletmede bunun tamamlanacağını öngörüyorduk ve yapay zeka kullanımında birazcık daha artış olacağını düşünüyorduk. Yani biz bu 17,5 19'ların üzerinde bir rakamı geleceğini öngörüyorduk işin açıkçası ama bu böyle olmadı. Ama bir anda bizim raporda karşımıza Türkiye'de işletmelerde yapay zeka aslında kullanım oranı 17,5 değil %25 olarak geldi. Nasıl olur %25? Hani böyle bir sıçrama olamaz, nasıl olur? Biraz daha derinlemesine gelelim, biraz daha derinlemesine analiz yapalım dediğimizde bunun %7,5'luk kısmının aslında kurumların yapay zeka kullanımından ziyade biraz sonra değineceğiz. Özellikle generatif AI'ın bu kadar popüler olmasıyla birlikte işleri için bireysel kullanımdan geldiğini gördük. Ve bu kısmı yani profesyoneller kendilerinin kullandıkları yapay zeka teknolojilerini işlerini daha hızlı ve daha rahat yapabilmek için %7,5'lukta bir gölge yapay zeka olarak tanımladığımız bir yapay zeka kullanımı var. Bu kurumsal olarak değil, şirket bunu kullanmamasına rağmen çalışanın kullanmasından geliyor. Güzel gibi geliyor ama beraberinde belli riskleri de yani yanında getiriyor. Çünkü baktığınızda bunlar her ne kadar özellikle bu generative AI tarafında şirketler açıklamalar yapsa da biz bu verileri almıyoruz, işlemiyoruz gibi. Bu verileri alıyorlar, işliyorlar. Öğrenmeleri için, dil modellerinin daha gelişmesi için işliyorlar. Ve burada çalışanların kişisel verileri de içeriye attığı, kurumsal verileri de içeriye attığı, işte finansal verileri de içeriye attığı, burada analiz ettiğini görebiliyoruz. Bu da tabii aslına bakarsanız bizde regülasyonların ihlali olarak karşımıza çıkıyor. İşte KVKK'nın ihlali söz konusu oluyor bu durumda. Aynı zamanda da belli güvenlik açıklarını da vermesini sağlıyor burada aslında kurum için. Belli güvenlik açıkları da ortaya çıkmış oluyor. Bunu daha önce de değinmiştik. Artık siber saldırılar da genel bir saldırı olarak olmuyor. Aynı pazarlama stratejileri gibi segment bazlı kişiselleştirilmiş siber saldırılar gerçekleşiyor. Daha sonra o kişiden kuruma doğru ilerleyen bir yol var. Dolayısıyla burada siber güvenlik alanında da belli açıklara neden olabilecek bir tanımla karşı karşıyayız. Burada yorumlarınızı rica ediyorum bu konuyla ilgili. Ben çok kısacık bir şey söyleyeyim sonra Buyurun. Merve hocama hani biraz daha geniş bir alan bırakmak istiyorum. Eminim söyleyeceği çok şey vardır. Bu gölge yapay zeka birdenbire bana yastık altı altını çağrıştırdı. Yani Aynen piyasada var böyle aynen. yastık altı yapay zeka desek nasıl olur buna bilmiyorum ama Doğru. olmak Harika. zorunda yani. Yani çünkü hepimizin bir rekabetçi üstünlük anlamında ya da Hocam yastık etkinliği altında altınız var herhalde sizin. eğer ben yastık altında saklıyorsam hani varsa da iyi bir iktisatçı değilim demektir. Yani sisteme kazandırmanın ben daha akıllıca bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Keşke olsa ya. Vallahi yastık altında sakladığım en büyük servet kütüphanem benim. Yani o kadar Güzel. böyle 24 bin kitaplık bir kütüphane. O da kullanıma açık. Ama yastık altı yapay zeka ya da gölge yapay zeka önemli. Çünkü insanlar bir şekilde rekabetçi üstünlüklerini sürdürmek, bunu geliştirmek için evet böyle bir şey yapabilirler. Ve herkes şu an bence bir şekilde bir yerden bir şeyler kapıp önemli hangi bilgiyi edinebilirim, en önemli hangi makaleyi, haberi okuyabilirim, kimi takip edebilirim konusunda büyük bir çaba içerisinde. Hatta LinkedIn üzerinde bunun kanaat önderleri bile ortaya çıkmaya başladı. Dünya çapında bahsediyorum.
Biz Türkiye çapında da şu an yapılan çalışmaların da ben çok önemli olduğunu ve bu konuda bir kanaat önderliğine doğru gidildiğini söyleyebilirim diyerek ben noktalayıp Merve Hocam belki hani kaldığımız yerden kapsamlı bir şekilde bizi bilgilendirir diye düşünüyorum. Bu noktada da ben yine aynı yere geleceğiz herhalde Coşkun Hocam. Yine eğitim, yine farkındalık. Hani yastık altını benzettiniz az önce. Bence harikaydı. Orada da ne dediniz benim dikkatimi çekti. Eğer yastık altının varsa iyi bir iktisatçı değilimdir dediniz. Neden? İşte çünkü siz bu alanda bilgi sahibi olduğunuz için aslında yastık altı yapmıyorsunuz. Ama birçok kişi neden yapıyor? Bilgi sahibi değil. Sisteme neden kazandırması gerektiğini bilmiyor. Dolayısıyla burada da yine bence gölge yapay zeka kullanımında da yine eğitim geliyor, farkındalık geliyor. O noktada devreye girmek lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Bölüm yapay zekada biraz da hangi alanların, hangi kişilerin, hangi departmanların bu dönüşüme, kurumların adaptasyonda rol oynadığını görmek de burada aslında. Yapay zeka dönüşümünde veya kurumların içindeki geliştirdikleri veya adapte olmaya çalıştıkları yapay zeka projelerinde çok üst düzey bir yönetsel katılımın olduğunu görebiliyoruz. Bu KOBİ'lere doğru indiğimizde biraz da patron seviyesinde, hatta direkt patronun lider ettiği bir süreçken, ya patronun liderliğinde ilerlenen bir süreçken, biraz daha şeye doğru geldiğimizde çalışma gruplarının işin içine yoğun girdiğini ama CEO'ların da hiçbir şekilde bu dönüşümde şeyi bırakmadıklarını, mutlaka o dönüşüm sürecini yönettiklerini görebiliyoruz. Yani burada CEO'ların %1,4 gelmesinin nedeni içerideki makro ölçekli işletme, yani biraz da enterprise sayısının az olmasından kaynaklı. Yani baktığınızda bu dönüşümde patronlar ve CEO'lar şeyi elden bırakmıyor. Aynı pandemideki gibi o yönetsel süreçte direkt işin içinde. Pandemide de bir acil durum söz konusuydu ve bildiğiniz gibi CEO'lar ipleri ve yönetimi eline almıştı. Burada da aslında benzer durumu görebiliyoruz. Bu da bize burada future basis tanımını ortaya çıkarıyor. Burada da çok kısa kısa yorumlarınızı rica edelim. Hani burada hani Merve hocamın mutlaka hani kendi içinde bulunduğu konjonktür ve yaş itibariyle söyleyecekleri benden daha anlamlı olabilir. O zaman önce Merve Hanım'dan alalım. Evet. Ya da burada yorumunuz, yani burada üst düzey bir şey var, ilgi var aslında. Evet, yani üst düzeyde aslında ilgi var. Dolayısıyla yine aynı noktaya geleceğim ama biraz daha bunun eğitim seviyesiyle de alakalı ya da tecrübe diyeyim. Eğitim, tecrübe, farkındalık onunla alakalı olabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi yapay zeka çünkü dediğimiz alan biraz karmaşık geliyor. Dolayısıyla biraz tecrübe gerektiriyor. Daha fazla bilgilenme, algı gerektiriyor. O noktada belki işte Coşkun Bey biraz da basit teknolojileri de yani yapay zeka dediğimiz sadece çok karışık teknoloji değil. Orada KOBİ'lere özellikle şimdi patron şirketi farklı, KOBİ farklı. Zaten işletmelerde kullanım alanına baktığımız zaman o iki veriyi burada birleştirmek lazım bence. Doğru. %17,5 dedik ama büyük şirketlerdeki kullanımın daha fazla olduğunu söylemiştiniz değil mi? %80 Evet, %75'lerin üstüne çıkıyor. Evet. 75'lerin üzerine çıkmıştı. Ben şimdi bu iki tarafı birleştiriyorum. Yani dolayısıyla hani uzmanlar, işte genel müdür, işletme sahibi onlar biraz daha yapay zekaya yatırım yapan taraf değil ama yapay zekayı daha çok kullanabilen taraf. Biraz da basit teknolojiler sunarak belki orada hem işte çalışanların tüm şirketin bu anlamda bir araya gelmesini sağlayabiliriz. Yani verilere baktığımız zaman yine fena değil. Yani çalışma gruplarında %25,4 olması ben oraya dikkat çekiyorum özellikle. Yani bu yönetici CEO değil ama benim burada dikkatimi çeken kısım çalışma gruplarının dolayısıyla işletme büyüdükçe birlikte çalışabilme ve birlikte yapay zekayı kullanabilme algısı da artacaktır. Hani bir elin nesi var, iki elin sesi var. O %17,5 daha hızlı büyütebiliriz dediğimiz kısım bence buradaki çalışma grubundaki oranın artmasına sağlanabilir diye düşünüyorum. Ben de çok kısa bir ilave yapayım Volkan Buyurun. Üstad, müsaadenizle. Estağfurullah. Şimdi yapay zeka ile ilgili siz bir şirkete gittiğiniz zaman, hani üçüncü kişilere söylüyorum,
yapay zekanın bir şekilde pazarlanma satışı ile ilgili. Doğal olarak patron, genel müdür ve işletme sahibiyle muhatap oluyorsunuz. Ve orada çalışma grubu, uzmanlar kategorisine hani ben de bunlarla da görüşeyim diyemiyorsunuz ya da en tepedekinin izni olmadan. Ama burada hani bir işbirliği alanı olarak en tepedekilerin kendi çalışma gruplarını ve uzmanlarını da bu tür toplantılara davet etmesi ve bu konuda yapay zeka sistemleriyle ilgili olarak nasıl konuşacaklarını, nelere dikkat etmeleri gerektiğini, nasıl bir kurgu içerisinde hareket etmeleri gerektiğini ortaya koymaları gerekiyor stratejik olarak. Öbür türlü boşa harcanmış bir zaman oluyor. Siz bir sunum yapıyorsunuz, öbürü harika, ben bir arkadaşlarla konuşayım size döneyim diyor. Aslında öyle bir şey olmuyor. Arkadaşlarla falan konuştu da yok. Çünkü yani o konuyu arkadaşların da orada olması ve onların da sürece katkıda bulunması, görüş beyan etmesi gerekiyor. Belki yapay zeka böyle bir handikapı da kırabilecek güçte bir şekilde geliyor diye düşünüyorum. Çünkü bunu önceden söylemek lazım. Yani sevgili patron, genel müdür, işletme sahibi, biz sizle konuşmaya geleceğiz ama bu konuda şirketinizin en yetkin arkadaşlarının da toplantıda olması çok önemli. Çünkü biz de onların seviyesinde birkaç kişilik bir grupla geliyoruz dediğiniz zaman eşler arası, akranlar arası hani peer grup diyoruz ya öyle bir karşılaşmanın olmasının işbirliği ve çoklu seslilik anlamında çok pozitif etkisi olacak diye düşünüyorum. Ben de küçük bir ekleme yapabilir miyim son bir bu Buyurunuz. konuda? Tabii. Bir de Coşkun Hocam, Volkan Bey ve sevgili Alpa üyeleri. Şimdi şöyle de bir durum var. Birey olarak da mesela bir çalışan işte bir şirkette çalışıyor. Kendisi yapacağı görevi bireysel olarak işte yapay zeka programları kullanabiliyor. Ama bu tür programları kurumsala taşıdığımız zaman iş daha farklı boyut alacaktır diye düşünüyorum. O yüzden de biraz daha işletmelerde kurumsal yapay zekaya yönelik çalışmalar yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Hani çünkü bireyselde olan evet bireye katkıda bulunuyor. Ama bu çoklu etki dediğimiz az önce söylemiştim bir elin nesi var iki elin sesi var birlikte kullanabilme onların etkisi daha fazla ve daha çabuk olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Yani böyle raporumuzda da ilerlersek aslında biraz da generatif AI ile ilgili bir bölüm açmak istedik bu raporumuzda. Yani üretken yapay zeka. Bildiğiniz gibi GenAI'ye kadar ki yani bu generatif AI'nin bu kadar popüler olmasıyla birlikte GenAI'ye kadar ki olan yapay zeka yolculuğumuza biraz daha tahminleyici ve tanımlayıcı yapay zeka olarak tanımladığımız kesimleri, predictive AI'ları biz artık klasik yapay zeka olarak tanımlamaya başladık. Generative AI bize veri üretmeyi, yani sentetik veri üretme şansı veren bir teknoloji olarak karşımıza geldi ve yapay genel zeka yolculuğunda da çok önemli bir katalizör olarak görebiliyoruz. Burada bu konu hakkında aslında popülaritesi, yani yapay zekanın bir popüler kelime haline gelmesinin, popüler kültür haline gelmesinin şeyi de bu aslında. Buradaki kullanmış olduğumuz ChatGPT gibi Large Language Model dediğimiz bu insanla makinenin iletişimini sağlayan dil modelleriyle birlikte çok cezbedici bir hal alması aslında makine insan iletişimiyle birlikte yapay zekanın. Ancak baktığımızda yine bilginin aslında birazcık altını çizmek istiyoruz burada. Yani generative AI ya da üretken yapay zekayı daha önce duydunuz mu diye sorduğumuzda buradaki katılımcılarımıza yalnızca %14'ü duyduğunu belirtiyor. Bu arada hani duyduğu net bilgi olduğu anlamına gelmiyor. Sadece duymasından bahsediyoruz. Sadece %14 diyor. Kullanım oranı bile %17'nin üzerinde gördüğünüz gibi. Buradaki baktığınızda peki ne bu diye sorduğumuzda da şu ortada görmüş olduğunuz barları görebiliyorsunuz. İşte robotların kendi kendine bir takım şeyler üretmesi, bilgi ulaşımını sağlayan bir şey, insan beyninin taklit edilmesi gibi cevapların da geldiğini görüyoruz. Aslında duyulmuş ama ne olduğu da tam olarak bilinmiyor. Aslında bu generative AI yani üretken yapay zeka bizim gölge biraz önce raporumuzda da şurada gölge yapay zeka kullanımı teriminin gelmesine %7,5'luk burada bir oranın çıkmasındaki temel neden aslında burada GenAI teknolojileri, buradaki ChatGPT, Gemini gibi teknolojiler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada aslında üretken yapay zeka değil de ChatGPT'nin bilinirliği çok daha yüksek. Bu markalaşma şeyi orada oturmuş durumda. ChatGPT olarak biliniyor, Gemini olarak biliniyor diyebiliriz şu anda üretken yapay zekaya. Üretken yapay zekayı tanımladıktan sonra çalışmamız aslında biraz da GenAI yatırımları ile ilgili devam ettik.
Dolayısıyla cennet veya yatırımları biraz daha KOBİ'lerden ziyade enterprise olarak adlandırdığımız o markalaşma sürecini tamamlamış kurumsal yapılar veya hala markalaşma üzerine çalışmalar yapan, gelecelik yatırımı yapan, o kullandığımız, tükettiğimiz pek çok ürünü üreten, pazarlayan şirketleri düşünün. Bunlara baktığımızda 50 CEO ile aslında GenAI yatırımları üzerine bir çalışma gerçekleştirdik. %47,2'si bu sene generatif veya yatırımı yapmaya başladığını belirtiyor. Biz bu görüşmeyi yaptığımız esnada %19,4'ü 2024 yılı içerisinde yatırımın başlayacağını bize söylüyordu. Hatta belki de bugün bu raporu sunduğumuz anda bu %19,4'ün belki de %5'i, %10'u ya da %15'i bu yatırımları gerçekleştirmeye başladılar. Yani bu yıla baktığımızda 2024'ün sonunda biraz önce klasik yapay zeka olarak tanımladığımız ve işletmelerin %75'in üzerinde kullanan kitleye baktığımızda bu sene %66'sının da GenAI yatırımlarını bir şekilde hayata geçirmeye, yapmaya başladıklarını görüyoruz. Peki diğer bir şeye baktığımızda kalan kitleyi incelediğimizde de %30,6'sı bu sene planlama ve strateji oluşturma aşamasında, gelecek sene de 2025 yılında da yatırımlarını başlatacağını söylüyor. Yani 2025 yılı tamamlandığında veya bizim bir sonraki ölçümlerimizde bu rakamı çok daha net göreceğiz. %97,2 gibi büyük bir kısmının GenAI yatırımı yapmaya başladığını, artık yapmış olacağını şu anda tahminleyebiliyoruz. %3'lük bir kesim. Sadece %3'lük bir kesimin henüz gündeminde yok generatif AI ve GenAI teknolojileri. Peki ne bu GenAI teknolojileri? Nedir bu kadar yoğun bir, hızlı bir şekilde buraya yatırım yapılmasının nedeni diye baktığımızda, tabii ki çok farklı alanlarda kullanılıyor. Farklı departmanlarda kullanılabilen teknolojiler. Ancak şu anda işletme seviyesi, enterprise dahi olsa GenAI oyununun başladığı ilk teknoloji sanal asistanlar, ajanlar olarak karşımıza çıkıyor. En risksiz, daha deneyimlenebilir, müşteriyle daha ilişki kurmasını sağlayan, daha az risk aldığı alanlarda başladığını görüyoruz. Ancak burada farklı bir araştırma sonucu da paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz chatbotlardan buraya geldik. Yani chatbot teknolojileri de yine insanla makinenin iletişimini sağlamaya çalışan en tabanlı sistemler gibi düşünebilirsiniz, ya da kural tabanlı sistemler gibi düşünebilirsiniz. Ancak chatbotlar memnuniyeti, tüketicinin marka ile olan iletişimindeki memnuniyeti gerçekten çok aşağıya çeken teknolojilerdi. Hani burada bir şey yapalım derken eldekinden de olmamak gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Buradaki dönüşümler böyle abiyane tabirle hadi bismillah deyip girilecek şeyler değil. Burası ölçümlenmesi gereken, A/B testlerinin yapılması gereken, tüketicideki dönüşümlerin, memnuniyetlerin, memnuniyetsizliklerin çok detaylı bir şekilde analiz edilmesi gereken noktalar. Her ne kadar risksiz de gözükse, bir ajanın tüketiciyle iletişime geçmesi veya bir ajanın kurum içinde iletişime geçmesi belli memnuniyetsizliklere, hatta müşteri kayıplarına yol açabilir. Burada şeye bakarsak, çünkü insan müşteri temsilcisinin şu andaki memnuniyet ortalaması 4'ün üzerinde. Chatbotlar 2,5 bantlarında her geçen gün daha kötü bir skora doğru giderken. Ama burada Genet V'in de aslında 3,5 seviyelerine, yani yapay zeka destekli chatbotların ya da yapay zeka destekli ajanların 3,5 seviyelerinde olduğunda ölçebiliyoruz memnuniyet düzeyini. Yani deneyimlenebilecek skorlar, ama kesinlikle bu dönüşüm kontrollü olmalı, ölçümlenerek olmalı diyelim ve burada burayla ilgili yorumlarınızı rica ederek en sonunda böyle bir hep birlikte toplayalım istiyorum. Ben Tamam. çok kısaca bir şey göstermek istiyorum. Bu The Economist'in son sayısı okunuyor mu bilmiyorum. Okunuyor hocam. Şu Disruptor in Chief. Yani Aynen. bunu nasıl tercüme edersiniz bilmiyorum. Artık yani baş bozguncu diyebilirsiniz. Hı. Baş ezber bozan diyebilirsiniz. Yeniliklerden sorumlu en tepedeki adam diyebilirsiniz. Ve içeride buna ilişkin yazı şöyle diyor. Elon Musk ve Donald Trump birbirlerine karşı müthiş aşk duyuyorlar diyor birbirlerine. Yani bir diğeri olmadan yapamıyor artık böyle gidiyorlar diyor. Acaba bu arkadaşlık nereye kadar devam edecek diyor. Dikkat ederseniz Donald Trump da işe başlarken teknolojiyle başladı. Silikon Vadisi ile başladı. Arkasına teknolojinin
dayanılmaz gücünü alarak gitti. Şimdi bu noktada her gelen yeni haber, her gelen yeni bir şey bir noktada kartların yeniden karılmasını, yeniden dağıtılmasını gerektiriyor. Disruption kelimesi burada önemli çünkü bugün bizim doğru kabul ettiğimiz şeyler ya da yaklaşımlar bir anda yerini daha farklı doğrulara, daha farklı yaklaşımlara bırakabilme ihtimalini ortaya çıkarıyor. Onun için hikayenin büyük bir kısmını bilmeden her yeni gelen yaklaşımın üstüne atlamanın da çok ciddi riskleri oluyor. En basitinden şunu söyleyeyim. Mesela hayatında hiç cep telefonu kullanmamış bir çocuk yetişkin hale gelince diyor ki ben işte iPhone'un ya da Samsung'un ama esasında ikisi güzel oldu. iPhone gibi oldu. Samsung'la iPhone'u birleştirince yeni bir marka olabilir bu. Ben diyor son modelini almak istiyorum. Ya oraya gelene kadar bir sürü şey var. Yani eski modelini al demiyorum ama yani şimdi işte Sayın Başkan'ın arkasında da kitaplar var. Böyle görüyoruz. O kitaplar niye var? Hani dekorasyon olarak değil. Yani bir şey olduğu zaman dönüyorsunuz, çıkarıyorsunuz, bakıyorsunuz, okuyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir tarihi bilgi birikimi olmadan bir takım şeylerle bir şeyler yapmaya kalkmanın da riski çok büyük. Hele generatif AI gibi. Hani sizin için neyi, ne şekilde, hangi akla mantığa uygun olarak ürettiğini çok net olarak algılayamadığınız bir şeylere teslim etmenin de risklerini eminim yaşayanları göreceğiz. Onu da söyleyeyim. Çok Bu teşekkürler. kadar. Merve Hanımcığım, burada eklemek istediğiniz bir konu var mı? Burada Coşkun hocamızın o bahsettiği, yayının başında bahsettiği makale devreye giriyor herhalde değil mi? Coşkun hocam bir 76 sayfalık hani ne soruyorsun bana? Onunla burayı ben şimdi bir bütünleştirmek istedim. Yani evet ChatGPT harika bir yapay zeka modeli bence kullanıyoruz ama ne soruyoruz? Nereden bilgiyi topluyor bana? Bir de bugün bir anket vardı. Ankette de çok güzel sorular vardı. Üyelerimiz değerlendirdik. Bir hocamızın anketi vardı. Orada da diyor yani yeterince bilgi topluyor mu bana? Bilmiyorum şimdi hangi kaynaklar ya bana aslında bir sınır da çiziyor, bir çerçeve çiziyor. Ben normalde insan beyniyle çok daha farklı, uçsuz bucaksız düşünebilecekken beni sınırlandırmış oluyor. Bence bu da riskli tarafı zaten diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Aslında raporumuzun da sonuna geldik. Burada Bir aslında... saniye Volkan Buyurun, Üstad. buyurun hocam. Ben bu raporda söylediği şuradan onu da paylaşayım. Hani okunabiliyor mu bilmiyorum. Net Evet. olarak bu Biraz da okunuyor. ben okuyamadım Large hocam. Language Model for Finance. Tamam, okunuyor hocam Personal şu anda. for finance. Hani rapordan bahsettik. Bloomberg GPT diye bir GPT. A Large Language Model for Finance diye. Evet hakikaten 76 sayfalık sıkı bir makale. O Cahit Arif Üstad'a geldik. Sözün bittiği nokta. Evet dinleyelim. Evet, ya bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Varsa sorularınızı rica edeceğiz. Ama öncesinde Merve Hanım, Coşkun Hocam, böyle geneliyle ilgili tavsiye niteliğinde ya da toparlamak istediğiniz bir şey varsa önce onları alalım, sonra soruları alabiliriz. Benim Ya yok. harika bir çalışmaydı. Teşekkür etmek istiyorum ben Coşkun Toparlamayı Hocam. belki soru Size de. cevaplarda yaparlar. O Evet. yüzden söyledim Evet. Volkan Bey. Çok Belki. teşekkür ederiz. Ekranı belki kapatabiliriz. Ben birkaç şey ekleyeceğim. Tabii ekonomist değilim ama hep dünyadan örnekler verildi. Ben de o sırada Coşkun Hocam, Merve Hocam'ı dinlerken birkaç ekonomiyle ilgili notlarımı çıkardım. Coşkun Hocam, Merve Hocam çok daha iyi bilir. John Keynes 1930 yılında teknoloji işsizlikten bahsetmiş. 1930 yılında. Şimdi neredeyse 100 yıl geçti. Biz de teknolojinin istihdam kaybından bahsediyoruz. Hatta John Keynes demiş ki teknolojik işsizlik emekten tasarruf etmemizi sağlayacak yöntemler keşfetme hızımızın emeğe yeni kullanım alanları bulma hızımızı geçmesinden kaynaklanan işsizliktir demiş. O yüzden John Keynes'in dedikleri 100 yıl sonra herhalde gerçekleşiyor. Bir de bunun üstüne David Ricardo'nun da biraz daha modern ekonomistlerden Merve Hocam daha iyi bilir. O da demiş ki John Keynes'den hemen sonraki dönemlerde insan emeğinin şu an yaptığı tüm işleri makineler yapabilir hale gelirse insan emeğine ihtiyaç kalmaz demiş. O yüzden John Keynes'in ve David Ricardo'yu da bence burada tartışmak lazım. Ama benim en çok takip ettiğim Eric Brian Johnson Stanford Üniversitesi'nden hep bunu söylüyorum.
Refah paylaşımı için ne yapabiliriz? Başlıklı konuşmasında bu sorunun yanıtını teknolojiyi yavaşlatmakla olamaz diye yanıt vermek istiyorum demiş. Makinalara karşı yarışmak yerine makinalarla birlikte yarışmalıyız. Önümüzdeki en büyük sınav budur demiş. Şimdi Volkan Bey, Umut Hocam, biz bir yapay zeka şirketi olarak bir yola çıktık. 21 tane çok büyük işletmeyi, çok büyük holdingi ticari olarak ziyaret ettik. Açıkçası niye bu araştırma raporunda Türkiye'nin yapay zeka kullanımı 17,5 çıkmışı ben de gece rüyamda sorguluyorum. Aynı zamanda Aypa'nın başkanı olarak da sorguluyorum. Sorgulamam lazım çünkü biz bu raporu Coşkun Hocam önümüzdeki ay içerisinde Sayın Mehmet Şimşek, TÜSİAD, DEİK, MÜSİAD ve TİM'e sunacağız. Onlar da bana soracağı için ben de cevap vermem lazım. Bakın bence sevgili arkadaşlar şirketlerde akademik dünyada olduğu gibi, özel sektörde olduğu gibi, her alanda olduğu gibi geleneksel zihniyete sahip insanlarla yenilikçi zihniyete sahip insanlar karşı karşıya. Hani hep konuşuyoruz ya teknolojiye korku ve kaygı duyanlarla heyecan ve merak duyanlar karşı karşıya diye. Şimdi Volkan Bey hatırlar. X bir firmaya gidiyoruz. İhracat şampiyonu. Üst yönetimin yapay zekaya geçme motivasyonu var. Ama alt taraf iş yüküm artar diye defans yapıyor. Ya da tam tersi alt yöneticiler yapay zekaya geçmek için inanılmaz bir motivasyonu var. Ama üst yönetim duvar örüyor, geçmiyor. O yüzden geleneksel zihniyetle yenilikçi zihniyetin karşı karşıya olduğundan dolayı bence 17,5'ta kaldık. Bu iki zihniyet ortayı bulursa biz de Avrupa gibi 50'yi bulabiliriz. Amerika ve Çin'den bahsettim Merve Hoca. 3 gün önce Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır da bir konuşmasında söyledi. Amerika ve Çin'in yapay zekada o kadar çok ileri gitti ki arkadaki ülkelerle arada makas açıldı. Bu makas da ciddi problemler yaşatabilir dedi. Biz de makası açtırmayalım o zaman. Biz de ülke olarak bir şeyler yapalım. Özellikle ben uluslararası ilişkiler çalışan birisi olarak da yazılarımda da yazıyorum. Devletlerle şirketler arası çok büyük rekabetler başlayacak. Bunu da hep beraber göreceğiz. Bu rapor arkadaşlar bence herkese paylaşalım. Ben 80 tane CEO'ya attım. Hemen hemen 45 tanesi cevap verdi. Hepsini yıldızlıyorum. Çok önemli şirketlerin CEO'ları göndermek lazım. Ve özellikle de bu rapor bize Türkiye'nin yapay zekada ne kadar geride olduğunu gösteriyor. Ben çok ümit var değilim. Çünkü Türkiye'nin ilk 10 ekonomiye girme hedefi var. %17,5'la giremezsiniz. IMF'de en son rapor açıkladı Coşkun Hocam. Türkiye Yapay Zeka Ligi'nde 50. sırada. Niye 50. sırada? Bunu hep beraber tartışmamız lazım. Ama dikkat çekmek istediğim nokta bilmiyorum. Hemen soru cevaba geçeceğiz ama şirketlerde geleneksel zihniyete sahip insanlarla yenilikçi zihniyete sahip insanlar çatışma yaşadığı için yapay zeka geçemiyorlar. Coşkun Hocam, ihracat şampiyonu firmaya gittik. Dedi ki yöneticisi biz yapay zeka kullanıyoruz zaten dedi. Ne kullanıyorsunuz dedik. ChatGPT kullanıyoruz dedi. O yüzden çok ciddi bir çatışma var. Ama şirketler yapay zeka geçmezse Türkiye yapay zeka devriminde geride mi kalır, oyun dışı mı kalır? Bunu daha sonra toplantılarda tartışırız diyerek ben özellikle bu John Keynes ve David Ricardo'yu ortaya atmış olayım. Çok fazla vaktimiz yok. Bir 15 dakikamız var. Söz Volkan Bey'de, soru sormak isteyenler kaldırabilir ellerini. Çok kısa soru ve kısa yanıt rica ediyoruz. Volkan Bey buyurun lütfen. Bir de Buyurun soru soranlar soruları kendini çok alabiliriz. kısa tanıtırsa, kamerayı da açarsa biz de üyelerimizi görmüş oluruz, bir selamlaşmış oluruz. Burak Bey'in sorusu var sanırım. Merhaba, selamlar. Burak Kulay ben, Mastercard'dan. Ben de yeni üyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir sunum oldu bence. Benim sorum yalnızca şeydi. Anladığım kadarıyla interview tekniği kullanıldı, yöntemi kullanıldı bu verileri toplarken ama belki şey sorum yanlıştır. Onun için şimdiden özür diliyorum. Hani bu ölçek veya bu sorular belirlenirken kurumların yapay zeka olgunluğunu ölçmek
sistemi amaçlandı veya biz yalnızca bu çalışmada kurumların yapay zeka kullanıp kullanmadığını belirlemeye çalıştık. Durum bu. Yani yapay zeka Teşekkürler. olgunluğu. Teşekkürler Burak Teşekkür. Beyciğim. Evet, veri toplama yöntemimiz anket yöntemiyle toplandı verilerimiz burada. Şu anda mesajını da görüyorum bu arada 42.001 standartlarına uyum vesaire gibi olgunluğu. Yok, olgunluğu şey yapmadık, ölçümlemedik. En az yani henüz sadece gördüğünüz gibi oranlar veya kullanım alanları, oradaki %17,5'luk penetrasyon gerçekten yoğun bir AI kullanımından gelmiyor. Yapay zeka destekli kullanımlarından da geliyor tabii ki. Henüz o seviyeye gelmedik. Orada bir herhangi bir yapay zeka uyumu veya olgunluğunu ölçümlemedik. Sadece kullanım penetrasyonundan bahsediyoruz bu raporda. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başka Başka sorusu sorular varsa olan? söz alabilir arkadaşlar. Bu arada ben Bilmez. chat'te bir şey görüyorum. Selin Hanım'ın bir sorusu var. Sormak isterse eğer. Ya da ben buradan okuyabilirim. Dinnaz Hanım'ın da sorusu varmış gibi. Kamerayı açtı. Çok dikkatli bakıyor. Aslında sorum yok ama siz sorular oluşturdunuz zihnimde. O yüzden kendime ders çalışma notları çıkardım. Bu değerli paylaşım Harika. için tüm katkı sağlayanlara teşekkür ederim. Daha fazla okumam, daha fazla derinleşmem lazım. Bomba sorularla çok yakında inşallah tekrar bir araya geleceğiz. Ama şu an yok. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Binnaz Hanım. Muzaffer'in herhalde bir sorusu var. Muzaffer'e tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Bir kaza geçirdi. 1,5 ay istirahat etmek zorunda kaldı yönetim kurulu üyemiz. Muzaffer, sözü sana bırakalım. Tabii. Herkese merhabalar. İyi akşamlar. Selamlar. İyi Değerli akşamlar. hocalarım, Volkan Bey, ağzınıza sağlık. Çok güzel sonuçlardı. Ben de acayip not aldım anlattığınız şeylerde. Tam bu konulara yakın bir kitap okumuştum çok yakın bir zamanda. Hatta herkese de tavsiye ediyorum. Daron Hoca'nın bir kitabı. Yapay Zekayı Yeniden Tasarlamak diye. Yaklaşık içinde bir Daron Acemoğlu bir makale yazmış. Ve yaklaşık 20 tane değerli hocalarımız da onlara makaleyle işte fikrine inanıp aynen öyle başkanım gösterdi. Hatta orada verdiği örnekte bir hocamız vardı. Adını da hatta biraz önce okumuştu. Şimdi şöyle yorumlamaya çalıştım Volkan Bey'in yaptığı araştırmada. Burada işte AI işlerine entegre etmiş kişilerin %65'inde bir değişiklik olmuyor ve %26'sının istihdamında bir artış olduğu düşünülüyor. Şimdi burada bunu anlamlandırmaya çalıştığımda insanlar hani endişelerinden birisine yapay zeka ve işte dijital teknolojiler kullanılınca istihdamda ciddi bir azalış olacak öngörüsü. Bu neden şu anda yansımamış diye düşündüğümde aslında kitapta buna çok net cevaplar veriyor. Zafer Başkan'ın da dediği gibi Brian Jalfson'un dediği sorun işler değil ücretlerdir şeklinde açıklaması. Mesela işte gayri safi yurt içi hasılada aslında bir artış olurken bazı kitlelerin ücretlerinden kaynaklı bir azalış olmasından sorunların doğduğunu, aslında AI teknolojileri onları işsiz bırakmasından ziyade yapılan başka bir araştırmada da mesela bu benim çok ilgimi çekmişti. Toplam verimlilik artışına dayandırıldığı ifade ediliyor. Bu toplam verimlilik artışında da dünyada 1920 ile 70 arasında %2'lik bir artış olmuş. Ama son 30 yılda 0,5'lik bir artış olmuş. Yani bu aslında verimlilik piyasanın verimlilik kapasitesinde ciddi bir artış yok. İnsanların işsiz kalmasıyla sonuçlanabilecek bir artış yok. Sanki yanlış soruları soruyor
gibi şu anda ilerliyor konu ve bunu hocalar çok güzel açıklamış. Bunu şuna dayandırıyor. Diyor ki mesela çok çarpık bazı yöntemler var, sistemler var. Nasıl sistemler var? Örnek veriyor işte Amerika'daki vergi hukuku iş gücüne yaklaşık %25, donanım, yazılım, AI teknolojilerine de %5'ten az vergi oranı uyguluyor. Yani sen bir iş kullanırken eğer yapay zeka kullanıyorsan istihdam iş gücünden ziyade yapay zeka kullanıyorsan daha az vergi veriyorsun. Ama ekonomi işte biraz önce Coşkun hocamın da Merve hocamın da dediği gibi bir numaralı faktörü orada iş gücü, iş kaynağı. Fakat çok küçük bir azınlık var aslında üniversitelerde veya bu işle ilgili araştırmacıların kaynaklarını açıklayabildiği. Niye? Çok güzel bir rapor çıkmış. McKinsey diyor ki dünya genelinde diyor yapay zekaya toplam 26 ila 39 milyar dolarlık bir yatırım bütçesi var. Yani bir harcama, bir araştırma bütçesi var. Bunun diyor 20 ila 30 milyar dolarını diyor bir avuç şirket yapıyor. Yani bu şuna benziyor. Üniversitelerin sesini duyurması, buradaki araştırmaların değerli hocalarımızın çıktılarını duyurabilmesi için dünyada şu anda bir zemin yok. Aslında çok yanlış soruları soruyoruz ama sonuçlar böyle ilerliyor. Bir istihdam kaybı olmuyor. Fakat bir korku pompalanıyor ve bu biraz böyle bilinçli yönlendiriliyor gibi bir ilerleme var gibi görünüyor. Ben mesela ona yordum buradaki sonucu. Yani niye insanlar yapay zekayı kullanırken Türkiye'deki işletmeler personelini çıkartmıyor diye sorduğumda aslında çıkartmasını gerektiren bir durum da yok. Fakat bu bilinçli olarak bir strateji gibi ilerliyor ama ses duyulmuyor. Hani böyle bir katkı yapmak istedim. O kitaptaki bilgilerle de bunu harmanlayınca bilmiyorum hocalarım bu fikrime, bu düşünceme ne der? Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Can. Merve Hocam, Coşkun Hocam buraya bir şey Kesinlikle söylemek ister misin? Zafer Bey, değerli Tabii. katkınız için teşekkür ederiz. Ben kitabı okumadım. Şu an ondan biraz utandım. Bir iktisatçı olarak Evet. de çok beğenirim. Hemen hızlıca kitabı alacağım. Zafer Bey'de bile varmış yani şu an. Diyelim, atıldım. Hemen biz de alalım kitabı. Hani iktisatçılar alır genelde, o yüzden söyledim. Katkınız çok önemli. Coşkun hocamızın da söylediği gibi yani iş gücü piyasası bu işin. Zaten can damarı diyoruz işletmelerde. Gerçekten de öyle. Ekonomi de öyle aslında. O yüzden yapay zeka ile bu kısım arasında bir entegrasyon çalışması bence AYP olarak üstlenebiliriz. Hani küçük adımlar gibi gözüküyor ama önce adımlar bazen çok daha hızlı ilerleme sağlar diye düşünüyorum. Bu istihdam konusu bir de şöyle bir şey Can. Zaten bir şekilde ekonomik mevcut sistemin işlemesi için yani böyle büyük bir istihdam sorunu yaşanmaması da gerekiyor. Zaten hani bunu daha önce de yaşadık, hani baktığınızda hep örnekler veriyoruz. Şimdi de aslında pek çok meslek yok edecek şeyi var. Bu otonom sistemler, otomatize veya robotik süreçlerle birlikte. Ama çok daha fazla mesleğe yaratacağını da öngörüyoruz. Aksi bir durumu zaten düşünmek istemiyoruz. Yani mevcut sistemin, ekonomik sistemin de çöküşü anlamına gelir. Ki Coşkun Hoca da aslında birazcık onun altını çizmeye çalıştı o şeyde. Ama bu arada hiç olmuyor değil, oluyor Türkiye'de de Can. Ama yeni personel alımı da olduğu için dengede. Yani ben de bir Öyle şey çok büyük bir ekleyebilir miyim kaygı acaba? yok. Lafınızı böldüğüm gibi oldu Tabii ama. tabii buyurun buyurun Simge Hanım. Ben de Simge Aksu Yozgat Bozok Üniversitesi'nden reklamcıyım. Reklamcılık ana bilim dalı. Mesela benim kafamda da şöyle bir soru doğuyor, bir boşluk var. Şimdi bizim alanımız daha çok yaratıcılık. Ve işte yapay zeka bu yaratıcılık alanına girdiğinden beri de yaptığımız araştırmalarda şeyi görüyoruz. İşte yaratıcılık kısmında kullanıyoruz. İşte storyboardları yaptırıyoruz. Tasarım hızlıca çizdiriyoruz ve burada bir istihdam sorunu oluyor. Ama biz şeyi nasıl çözeceğiz diye ben hep düşünüyorum. Ya bu sonuçta teknik bir bilgi ve biz de sosyal bilimciyiz. Hani ben eğitim sistemimde bunu öğrenciye nasıl aktaracağım? Tamam, yapay zeka reklamcılık dersleri koyduk.
İşte program kullanımı ve işin mantığını anlatmaya çalışıyoruz. Ama bizim burada gerçekten bir yazılım bilgisi eksikliğimiz doğuyor. Yani biz bunu nasıl çözeceğiz uzun vadede? Ben de buna kafa yoruyorum açıkçası. Simge Hanım ya özellikle bu generatif AI ile birlikte evet kreatif alan muhteşem etkilendi. Kreatif alanda faaliyet gösteren şirketler müşterisini koruyabilenler iyi anlamda çok etkilendi. Ama müşterisini koruyamayan bir kesim de söz konusu. Şöyle bir KOBİ kesimi var. Hatta büyük markalarda dahi var bu arada. Belli şeyleri artık kendi içimizde çok daha hızlı ve herhangi bir ajansa şey yapmadan kreatif süreçlerimizi yürütebiliyoruz. Mevcut personelle diyen bir kitle var. Ama burada yine şu bilginin altını çizmek gerekiyor. Raporda bir bölüm vardı aslında generatif AI'de halüsinasyonla ilgili. Geçtik orayı vaktimizde olduğu için. Kreatif alanda da benzer durum söz konusu. Üretilen her görsel doğru görsel değildir. Dolayısıyla iletişimde, reklamcılıkta veya pazarlamada bir görsel kullanacaksanız bunun nöromarketing tekniklerine uygun bir şekilde üretilmesi gerekiyor. Dolayısıyla eski beyne hitap etmesi gerekiyor. Marka mesaj eşleşmesinin doğru bir şekilde olması gerekiyor. Hatırlanmayan bir reklamın veya yanlış bir markayla eşleştirilmiş bir reklamın hiçbir esprisi yok. Oraya harcanan milyonlar çöpe gitmiş demektir. Aslında bunların altını biraz daha çizmek lazım. Biz bunları ölçüyoruz bu arada şu anda. Kreatif alandaki pazarlamada kullanılan görsellerin çoğu çöp. Evet. Ve işlevsel Tekniklere şeyler de hitap üretilmiyor. etmiyor. Hani burada Kesinlikle. yapay zeka şurada kullanılabilir. Hem kreatifi hem de nöro destekli yapay zeka sistemleriyle bu kreatiflerin belki testi daha doğrusu gibi olmalı diye ben naçizane o alandaki Ama bizim şeyimi siz. alanımızda baştan yazılıyor. Biz onun farkındayız. Yani çok şey değişiyor. Evet. Oturup artık Photoshop öğretmeyi biraz ikinci plana mı atsak dedik. Başka şeyler mi tartışsak derslerde onları konuşmaya başladık. Bir ders koyduk. Sırf GPT ile ve yapay zekanın tüm tool'larıyla öğrencileri gruplar kurup ücretli satın aldırıp destek olup gerekirse GPT'yi kullanarak bir şeyler üretmelerini teşvik ediyoruz ve bu proje dersi. Hani alan bayağı hani aktif olarak değişmeye başladı bizde de. Onu da Evet, bilgilendirmek yani biraz önce istedim. aslında yok kesinlikle haklısınız. Belli şeyler yok olacak. Yerine yeni yeni şeyler gelecek. Hani teknik kod bilgisi, yazılım bilgisi bundan sonra ne kadar önemli olacak? Bu da bir soru işareti bu arada. Diyelim. Teşekkür ederiz, sağ olun hocam. Biz teşekkür ederiz katkılarınız için. Başka sorusu olan yoksa kapatabiliriz diye düşünüyorum. Başta Volkan Bey'e, Merve Hocam'a, Coşkun Hocam'a katılımları için tekrar Hediyeleri vermiyor muyuz? hediyeleri şu an nasıl verelim? Ekrana yansıtmıyor muyuz? Yansıtalım biz. 76 Tomorrow Meetings 30'unda vardın. Sen de artık emekli ayrılma zamanın gelmiş herhalde. İlk online Tomorrow Meetings'im benim. Öyle mi? Peki. Şöyle, o zaman kaybetmeyelim. Biz 76 Tomorrow Meetings'te yaklaşık 360 kişiye, her kişiye özel olarak bilim seferberliğine bağış yapıyoruz dernek olarak. Gençlerimiz teknolojiye daha da ilgi duysun diye sertifikaları zaten sizlere mail olarak yarın göndereceğiz. Çok teşekkür ederiz herkese. Bir aile fotoğrafı çektireceğiz. Herkesin kamerasını açmasını rica edeceğiz. Ondan sonra kapatacağız. Bir de önümüzdeki Tomorrow Meeting sen ne zaman Beyza? İstersen bir söyle herkese. 12 Aralık'ta yine online bir Tomorrow Meetings düzenliyoruz. Sonrasında 21 Aralık'ta İstanbul'da İstinye Üniversitesi'ndeyiz. Sonra 24 Aralık'ta tekrardan bir online Tomorrow Meetings düzenliyoruz. Hepinizi bekliyoruz herkesi. Özellikle İstanbul'daki arkadaşlar yapay zeka ve sinema. Biraz farklı konulara da eğilmeye başlayacağız. Evet, o zaman fotoğraf çekiyor musunuz arkadaşlar? Müsait olan üyelerimiz açabilirse çok seviniriz ve herkes gülümsesin. Herkes müsaitmiş. Ama Evet. etkinlikte Volkan Bey kimse açıp dinemedi kamerayı. Coşkun Hocam görüyorsunuz. Bir gözde kapalı şu an herhalde. Hadi bakalım. İrem Hanım, sizden rica edebilir miyim? İlk sayfayı çekiyorum ben. 1, 2, 3. İkinci sayfaya geçeyim. Tamamdır, çektim ben. Valla en iyi Berkay poz veriyor Merve Hocam. Evet.
Çok teşekkürler. Tamam Mira. Teşekkür Evet, ediyoruz teşekkür herkese. ederim. Volkan Bey çok teşekkürler. Sağ olun. Coşkun Hocam, Merve Hocam Biz çok teşekkür teşekkürler. ederiz. Arkadaşlar biz bildiklerimiz değil, bilmediklerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz. 4-5 sene sonra iyi ki Aypa'dayız, iyi ki bu konulara eğilmişiz, iyi ki Tomorrow Meetings'lere katılmışız demek için lütfen hem online hem fiziksel tüm faaliyetlere katılın. Hem bildiklerimizi arttırıp bu bilgileri toplum yararına kullanalım. Hem de network'ümüzü arttırıp bu network'le beraber sinerjiyi yine ülkemiz toplum yararına kullanalım diyerek herkese çok teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek İyi üzere. akşamlar, hoşça Görüşürüz. kalın. İyi İyi akşamlar. İyi akşamlar. akşamlar İyi herkese. akşamlar herkese. İyi akşamlar. Coşkun Hocam, güzel İzmir'e selamlar. Teşekkür ederim. İzmir'den de hepinize selamlar. Görüşmek üzere.